Peki şey geliyor. Bugün geliyor değil mi? Ödemeler dengesi açıklanacak. Bugün cari açık belli gelecek. Olacak. Sanayi üretimi geldi. Açıklandı. Onu çok fazla konuşamadık ama sen anlattın zaten. Ama orada söylememiz gereken bir şey var. Sanayi üretimi 9 küsur gibi çok yüksek bir şey geldi ama bir önceki ayın hani ne derler? Çok sert düşüş vardı Temmuz'da. Baz etkisiyle biraz etki oldu. Yani sanayiye ben baktığım zaman 3. çeyrek sanayi eksilerde hala. Evet. Hala toparlanmış şimdi değil. Temmuz'da çok sert bir düşüş var. Ağustos'ta arttı ama bunu telafi etmekten biraz uzak. Eylül'e bakarsak Eylül herhalde gene tatiller nedeniyle biraz daha az zaten. Peki ama buradan bakarsak Eylül'de de çok fazla güçlü bir rakam gelmesi. Buradan cari açığa gelirsek orada ne bekliyorsun? Yani cari açık artık yükselişe geçer mi? Yani Türkiye toparlanıyor gibi. Bakıyorum. Bu ay yani Ağustos ayı açıklanacak 1 milyar 450 milyon dolarlık bir açık var. Bu bizi yıl sonunda piyasa beklentisi 34.1 milyar dolarlık bir açığa götürüyor. Bu öngörülenin üzerinde bir açık. İşte petrol fiyatlarındaki hareket burada. Geçen sene 2015'te petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle biz cari açığı kontrol etmiştik. Şimdi ters bir gelişme var. Buradan yukarı doğru gidiş var. Şeyle ilgili acaba Berfu'da var mı öyle bir şey? Yani mesela cari açık beklentisiyle ilgili piyasaların tahmini vesaire diye bir şey var mı cari açıkla ilgili? Var. 1,45 milyar evet. dolarlık bir açık 1,45. beklentisi 1,450 daha. Yıl sonu açık beklentisi 34 milyar doların hemen üzerinde. 34'e çıktı yani şu anda 28-29'dayız evet, biliyorsun 12 aylıkta. Demek ki 34 daha 5 milyar da o zaman orta bundan vadeli, sonraki dönemde cari açık artmaya başlayacak. Aslında bu kötü bir orta şey değil. Orta vadeli programda öngörü 31.3 milyar. Yani ikisi arasında bir fark, bir fark var. Bu petrol fiyat artışı, turizm gelirlerinde beklenenden sert düşüş. Bunun gibi açıklayacak nedenler var ama piyasanın tahmini bana biraz yüksek geldi. Ne diyorsunuz yani 32? 30, yani evet 34 milyar bana da biraz yüksek. Ben 32-32,5 civarında bir şey hesaplıyorum. Orta vadeliden biraz daha yüksek ama piyasa bana da yüksek geldi.